Giriş kapısında girdik, kirli kalıplar, temiz kalıplar. Burada yine aynı şekilde. Buraya da bu at beni buraya at. Yardımda ne vardır? Tamam, bir şey yok. Burada klinik malzemeleri usulsüz olarak getirilip kurulmuş ve hasta burada muayene edilmiş. Burada çöpe baktığımızda yine eldivenler mevcut. Şimdi buranın sahibi burayı depo olarak kullanmayı söylüyor ama öyle olsaydı bu klinik bağlantıları, hem elektrik bağlantıları hem gider bağlantıları olmazdı. Yine her türlü tedaviye yönelik simanlar, ilaçlar mevcut. Çok dokunmak istemiyorum. Bunlar direkt tedavide kullanılan, protezde kullanılan simanlar, ilaçlar. Onun dışında yine muayenede kullanılacak olan bakımlar protez malzemeleri. Burada çalışmıyorlar ha. Burası, bunlar direkt protez malzemeleri. Hangi hastalığı bilmiyorum. Burada şeyler var. Dokunmayayım. Yine klinikte kullanılacak olan eldivenler, her şey mevcut. Burada yapılan işlemlere dair borç defteri ve yapılan kimliğe ne yapıldıysa uygulamaların yazdığı bir defter. Protetik tedaviler sırasında yapılan protezin küçük düzeltmelerinin yapıldığı oda. Diş malzemelerinin sterilizasyon için getirilmiş bir etüf fırını. Burada kanal tedavisi için kullanılmış E'ler ve frezler mevcut. Burada daha önce kullanılmış ve sterilizasyon için beklemede bırakılmış diş aletleri var şurada. Genelde süt dişi çekimleri için kullanılan lokal bir anestezi solüsyon. Kanal dolgusunda kullanılan bitalar. Yine kanal E'leri. Burada muayenehanede kullanılan dolgu aletleri ve muayene aletleri, aynalar. Çekim aletleri. Bunlar direkt hekimin sahip olması gereken aletler. Elevatörler, klavyeler. Bu direkt burada aslında bir muayene olduğunu gösterir. Çünkü anestezi yapmak için burada enjektörler mevcut. Burada aynı şekilde aeratörler, dolgu yapmak için ya da kanal.